Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün N11'den aldığımız Navigot DZ609 Tabe'in montaj sonrası incelemesini yapacağız. Şimdi biz Tabe'i kontağımıza bağladık. Kontak açılmadan çalışmıyor. Şöyle altında çok hafif bir boşluk kaldı. Hazır aldığımız çerçeveyi de kesmek zorunda kaldık. Çok dışarıda kalıyordu. Şöyle kenarları iyi ama altta çok az bir boşluk kalıyor. Şu Tabe'in içinden çıkan orijinal çerçeve. Buraya için de bir şey düşüneceğiz. Şimdi hemen Tabe'i açalım. Şöyle kontağı bir tık çevirdiğimiz zaman Tabe can geliyor. Giriş logosu Ford. Bunu kendiniz ayarlardan yapıyorsunuz. İlk açılışta bir 10 saniye illaki böyle bir bekletiyor Android logosu geldiğinde. Yani bunu beklemek zorundasınız. Ama kısa kontak açık kapalar yaptığınızda, mesela 5 saniye içerisinde kontağı açıp kapattığınızda hafızayı kaybetmiyor. Kaldığınız yerden hemen açıyor hızlı bir şekilde. Tabe'in arayüzü böyle. Tam olarak N11'de göründüğü gibi şu arayüz. İsterseniz bunu launcher indirip değiştirebiliyorsunuz. Şimdi Tabe'in genel özelliklerine gelirsek, ana sayfada harita, radyo, bluetooth, video ve menü tuşlarını koymuş. Haritalara standart Google Maps'i koymuş. Ben değiştirme ihtiyacı hissetmedim çünkü zaten internet açıp kullanıyorum. YouTube'a falan giriyorum. Direkt Maps'ten kullanmak daha mantıklı. Şöyle hemen basalım, gösterelim. Bildiğimiz bu Google haritaları internet olduğu takdirde direkt kullanabiliyorsunuz. Şöyle şu an ben Tabe'i internete bağlamadım. Çıktım buradan. Şöyle radyosu var. Radyonun RDS özelliği aktif. Buradan radyonun bilgilerini alabiliyorsunuz. Buraya kaydedebiliyorsunuz birden fazla radyo. Şöyle bayağı gidiyor bu ekran. Sanırım dilediğiniz kadar kaydedebiliyorsunuz. Sınırı var mı bilmiyorum ama ben şurada ilk çekenler, işte Alem FM, A Haber gibi radyoları buraya kaydettim. Radyo gayet güzel çekiyor. Hiç ara bir aparat kullanmadım. Sadece bir benim Tabe'imin orijinal soketi dişiydi. Bu gelen Tabe'in soketli dişi. O araya bir tane dönüştürücü aldım. 5 liraydı fiyatı. Onun harici ekstra bir para harcamadım. Daha sonra Bluetooth. Buradan direkt Bluetooth'a bağlanıyorsunuz. Müzik çalabiliyorsunuz. Hatta şey bile yapıyor. Mesela YouTube'dayken bir çalma listesi açarsanız buradan direkt çalma listesindeki videoları hiç telefonu ellemeden değiştirebiliyorsunuz. Aynı şey müzik çalar için de geçerli. Yani telefona komut da verebiliyorsunuz buradan. Şöyle bir video yeri var. Burada attığınız, hafızasına attığınız videolar oluyor. Şu an benim herhangi bir videom yok. Daha sonra şurası direkt müzik çalar. Şöyle göstereyim. Direkt buradan equalizer da ayarlayabiliyorsunuz. Equalizer ayarlarını atıyor size. Müzik çaları gayet güzel, hızlı, kullanışlı. Menüsüne girdiğimiz zaman standart bir telefon menüsü. İşte Bluetooth'unuz, radyonuz, ana sayfada olan her şey var. Harici olarak araba ayarları ve Android ayarları var. Araba ayarlarına birazdan değineceğim. İçinde Chrome var. YouTube geliyor, yalnız güncelleme yapmanız gerekiyor. Güncelleme yapmak için de bir Gmail hesabı istiyor sizden. Mevcut Gmail hesabınızı kullanabilirsiniz. Şu ekran yansıtma özelliği, bunu henüz kullanmadım. İhtiyacım olmadı. Şu da içindeki dahili navigasyonu. Bu modülle bağladığımız navigasyon. Ben modülü torpidonun içine sakladım. Hiç camın önüne çıkarmadım. Çekiyor. Bir problem yok. Şu an işte bulunduğum konum. Benim evimin olduğu konumu gösteriyor. Ben daha önce bir hedef seçmiştim. İşte Laleler Sokak, rastgele. Buradan hedef oluşturdum. Fena değil. Yani internet olmadığı zaman bu da iş görür. Işıkları falan görüyor. Dilerseniz benzinlik falan buldurabiliyorsunuz. Bunda da hiçbir problem yok. Çıktım buradan da. Daha sonra şurada YouTube'umuz var. Şu an internete bağlamadığım için muhtemelen açılmayacak. Birazdan internete bağladıktan sonra da burayı da göstereceğim. Başka şurada dosyalarım ekranı var. Standart telefondaki dosyalarım ekranımızdan bu. Buraya işte harici indirme yapmadan app atıp uygulama falan yükleyebilirsiniz. Ücretli uygulamaları indirip. Burada görünüyor. Daha sonra şurada galeri var.
videoları falan buradan ön izlemeli şekilde görüp açabiliyorsunuz. Fotoğraf atacağınız çok zaten zannetmiyorum ama bu açıdan da iyi. Hesap makinesi indirilenleri falan var. Şurası standart Android ayarları, hiçbir farkı yok. Şuradan sadece tarih saatle ilgili söylemem gereken şey, tarih saat dilimini GMT3 yapmanız gerekiyor. Çin olur, Moskova olur. Ben Moskova'ya aldım. Bunu GMT3 almanız yeterli saatinizin doğru çalışabilmesi için. Şuradaki tuş sayesinde şu üst barı saklayabiliyorsunuz. Güzel bir şey. Çektiğiniz zaman tekrar geri geliyor. Android sürümünü soranlar için hemen şöyle üst barı indireyim. 6.1 yani 1 GB RAM olan bir cihazda da hani Android 10.0 kullanmayı beklemek zaten biraz mantıksız. 8'in bile ben kasacağını düşünüyorum. Bu da gayet yeterli. Şurada bildirimleriniz var. Anahtar tuşlarınız var. Durum böyle. Şuradan direkt ayarlara gidip Bluetooth'unuzu açabiliyorsunuz. Ya da şöyle mesela Wi-Fi'ye bağlanmak için Wi-Fi'ye basılı tutabilirsiniz. Buradan da çıktım. Tekrar girdim. Burada şöyle bir USB DVR diye bir özellik var. Bu ne? Bu da şu, ön kamera bağladıysanız eğer aracınıza, yani yol kayıt kamerası bağladıysanız, bu da onun için. Arkada çıkışı var zaten, direkt bağlayıp buradan kaydını buraya alabiliyorsunuz. Yani buradan izleme de yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Onun harici AUX diyor ama yani bizim cihazlarda bir AUX girişi yok. Buranın tam ne olduğunu ben de anlayamadım. Başka şu araç ayarlarını gelelim. Şimdi burada ilk seçenek teybin arkasındaki soketleri gösteriyor. Şu ana soketimiz. Şunlar da diğer işte USB'yi, GPS taktığımız soketler. Başka bir şey yok. Şurada anlatıyor. İşte hangi soketin ne çıkışı olduğunu. Güzel. Bunlar yani işlevsel. Dilerseniz bu sokette özelleştirebilirsiniz. Burada da bunları gösteriyor. En azından İngilizce yazılmış. İçinden çıkan kullanım kılavuzundakinden daha kullanışlı. Sistem bilgisine geldiğin zaman 1 GB RAM, 16 GB hafıza diyor. Yani 16 değil ama içinden çıkan sanırım 12 veya 14. Hafızasına baktım çünkü ben cihazım. Burada 16 gösteriyor ama kullanılabilir 12 gösteriyor. Burası equalizer ayarlarınız. Ben bunları henüz karıştırmadım. Şuraya basarsanız sesin hangi hoparlörden daha yüksek gelmesini istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Burası fabrika ayarlarına geri dönme tuşu. Muhtemelen 4.0 veya 4.9'dur bunun şifresi. Denemedim. Şu bölge şimdi buradaki multimedya, orijinalinden multimedya sistemi olan araçların kendi ayarları oluyor. Bu o ayarları alabilmek için mesela işte klima panelinizi falan buradan yönetebiliyorsunuz. Benim aracımda öyle bir şey olmadığı için benim böyle bir ihtiyacım olmuyor. Şurada Android ayarlarına bastığınız zaman sizi az önceki Android ayarlar ekranına gönderiyor. Burası ses ayarları. İşte buradan tüş seslerini, arama seslerini, ses yüksekliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Şurası parlaklık. Arka ışıkları açık dediği şu. Şimdi parkları yaktığınız zaman bakın kenardaki ışıklar yanıyor, ekran kararıyor. Kapattığınız zaman tam tersi. Şunu yükseltirseniz bir fark olmayacak. Yani son güç şey yapacak. Bu ne için kullanılır? Gece yolculuklarında mesela parkları yaktığınız zaman, farlarınızı yaktığınız zaman şu ekranın ışığının gözünüzü almaması için iyi bir özellik. Ben şöyle bir tık aşağıda tutuyorum. Karanlık olsun. Gece zaten görünüyor. Onun harici full. Navigasyon harici işte seçili navigasyonunuz, o ana ekrandaki navigasyonu seçiyorsunuz buradan. Haritalar. GPS algılayıcı. Burada da işte GPS'in ayarlarını gösteriyor. GPS modülü takılıysa zaten şurada direkt şu şeyler, şu vericiler yükseliyor, alçalıyor. Kendisi ölçüm alıyor. Burada da problem yok. Direksiyon kodlamaya birazdan geleceğim. Logo ayarları. Burada şöyle dahili logoları var. İstersen siz de logo atabiliyorsunuz. Burada araç logoları var. Sizin aracınız artık hangisiyse buradan seçip Star Setting logo deyip ayarlayabiliyorsunuz. Açılışta ilk gelen Ford logosu. İşte buradan ayarlanıyor. Çok çıktık. Radyo ayarları Çin diyor. Ben bunu hiç değiştirmedim. Yani aldığım gibi duruyor. Öndeme ihtiyacı hissetmedim. Şimdi buradaki ayarlar. Bunlar önemli. Şimdi geri vites ayarı. Buradaki geri vites ayarı nedir? Mute kapalı değil diyor. Eğer bunu işaretlerseniz aracı geri vitese taktığınız zaman hemen şöyle göstereyim. Şimdi aracım boşta. Geriye taktığım zaman geri görüş kamerası açılıyor.
Onu işaretlemezseniz eğer geri görüş kamerası açıldığı anda ne çalıyorsa sesini direkt kesiyor. Ama işaretlerseniz müziği kesmeden devam edebiliyorsunuz. Geri görüş kamerasının netliği de bu şekilde bu arada. Gece falan da gayet iyi çekiyor. Ekran ayarları, zorunlu mod bunları falan ellemedim. El freni modülü zaten bağlamadığımız için herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Direksiyon kodlama ayarlarına gelirsek şu an benim direksiyon kumandam aktif. Şöyle göstereyim, ses açma kapama. Müzik değiştirme, ileri geri durdurma. Hepsi çalışıyor şu an. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bağlantıları yaptıktan sonra geldik ayarlar kısmına. Direksiyon kodlama diye bir şey var. Şimdi benim burada şu an hepsi seçili. Bakın aktif çalışıyor. Sıfırlıyorum sizin için. Bastım ses açmaya. Basılı tut dedi. Basılı tuttum. Ses kısmaya başlıyorum. Direksiyon tuşuna basılı tutun diyor. Basıyorum. Kaydediyor. Hepsini bu şekilde girersek kaydı tamamlamış oluyoruz. Benim arabamda toplam 5 tuş var. 5 tuşun 5'ini de atadım. Modda bazen saçmalıyor. İşte ana sayfa giriş çıkışlarında falan bozulma yapıyor. O yüzden modu bu şekilde. Mod yerine ses durdurma başlatma tuşuna atadım burayı da. İnternet paylaşımın nasıl oluyor, nasıl çalışıyor aktifliği. Benim şu an telefonum bağlı. Telefonumunkini paylaştım. Şuradan direkt bası tutarak Wi-Fi ayarları menüsüne gelip şuradan Wi-Fi'nizi açıp bağlanabiliyorsunuz. Bağlandıktan sonra hemen şöyle bir kısa YouTube göstereyim size. Şunu kısalım. Bakın şu an YouTube'dayım. Hemen şuradan bir 10 saniyelik bir şarkı açalım. Gördüğünüz gibi her şey gayet güzel. Şöyle bir geri görüş kamerasını da göstereyim. Şu an vitesim boşta. Hemen kıstım. En son radyo açık olduğu için radyoya geçiş yaptı. Şuradan bir şimdi ana ekrana gelelim. Şu an vitesimiz boştu. Şimdi bunu geriye çektiğimiz anda direkt geri görüş kamerası geliyor. Bende sesli park sensörü de var. O yüzden o da destek oluyor. Geri görüş kamerası gayet iyi. Şu an ortam çok daha aydınlık olmamasına rağmen gayet güzel çekiyor. Zaten kendi üstünde şeyleri de var. Flash da var. Gece görüşü de gayet güzel. Bir de şöyle torpido içine şunlar teybin içinden çıkan USB'lerimiz. Şu telefon şarj edebildiğimiz, şu da normal. Ben bunları torpidonun içine salladım. Kötü görüntü olmasın diye. Eğer takmak istersem de flash'ım bu bölgede duracak. Cihazın dokunmatik hassasiyeti gayet güzel. Ekranları, menü geçişleri gayet akıcı. Yani bu paraları alabileceğiniz bir fiyat performans cihazı diyebiliriz biz bu cihaza. Mesela şuradan hemen hazır yakın çekime geçmişken size bir Play Store göstereyim. Bu bildiğiniz aynı, hiçbir farkı yok. Play Store. Yani tutup da zaten bu cihaza bir oyun yükleme kaygınız olmaz. Araç kullanırken oyun yüklemeyeceğiniz için. O yüzden 1 GB RAM bu cihaz için gayet yeterli. Yani fazlasını, 2 GB'lısını almak size çok da bir şey katmaz. Ben öyle söyleyeyim. Çünkü yavaş değil. Cihaz genel olarak hakikaten yavaş değil. Yani radyo geçişleri, RDS'si var. Geri görüş kamerası var. Yani daha ne olsun. Kendinden GPS'i var. Direksiyon kumandası aktif edilebiliyor. Yani bence gayet iyi bir cihaz. Kullanışlı. Şöyle bir şey var. Benim aracım Fiesta. Görünüyorsa hemen bir odaklayayım. Şu alt kısımda şöyle bir boşluk kaldı sadece. Teybin orijinal çerçevesi diye aldığımız çerçevede eğer onu aldığımız şekilde kullansaydık teyp muhtemelen şu an bakın şöyle çıkıntısı yok. Yani yok denecek kadar az. Bayağı bir önde duracaktı. Biz onu kesmek zorunda kaldık. Kestiğimiz halde en fazla bu kadar oturtturabildik. Şuraya araya bir parça montajlamak illaki gerekiyor. Montaj videosu ile ilgili de direksiyon kumandası nasıl bağlanır, işte teyp kablo bağlantıları nasıl olurla ilgili bir video zaten atmıştım. Bir de cihazın üstünde bir video atacağım. O da çok yakında gelecek.
Umarım faydalı olmuştur alacak arkadaşlar için. Yine ürünün satış linkini sanırım 8 tane kalmıştı. Videonun altına açıklamaya bırakacağım. Oradan da ürüne ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler.